Tiroid bezi rahatsızlıklarına doğal çözüm önerileriniz var mıdır? Evet, tiroid bezi rahatsızlığı. Tiroid bezi aslında hemen burada gırtlağın üzerinde 20 ila 30 gram ağırlığında, dışarıdan test ettiğinizde anlayamazsınız. Sağ, sol iki lob ve ortada incecik bir lobdan oluşur. Şimdi burada birçok hormon salgılıyor. Tiroksin salgılıyor. Hormon, mesela bu hormonu az salgılarsa birçok problem ortaya çıkar. Çok salgılarsa da problem ortaya çıkar. Dengede olması gerekir. Yani bazı kişilerde iştahsızlık, hazımsızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Eğer yetersiz olursa, fazla olursa kişi çok yemek yer, kilo alır vesaire vesaire. Yani hormon çok önemli. Fakat günümüzde işte yanlış beslenme, çevresel faktörler, saydığım bütün bu faktörler ne yapıyor? Tiroid bezinin kişi yeterince iyot alamadığı için tiroid bezinden nodüller oluşuyor. Bu nodüllere karşı ne yapılabilir? Eritmek mümkün mü? Evet, Derya Hanım burada. Bir genç kaç yaşında? Ha. 19 yaşında. Tiroid bezesinden nodül var. Ve hormonu artık yetersiz. Yetersiz. Bize geldiğinde doktora demiş ki nodül alacağız. Nodül aldın da sadece oradaki bir nokta kadar bir şey. Yani top iğne başından biraz büyük. Nodül alıyorsun da. Nodül alırken nodülün etrafında doku da alıyorsun. Ne oldu? Ömür boyu hap alacak. Bitti gitti. Hayatı kaydı. O da birçok hastalığı tetikleyecek. Hı hı. Ben dedim ki deneyelim. 1,5-2 ayda bir gelişme olmazsa tiroksin oranı çok yüksek. Eğer ki gelişme olmazsa yine ameliyat olur. 50 gün kullanmış. Ve 2,79'dan 1,20'ye düşmüş 50 günde. Ve nodül tamamen erimiş, risk ortadan kalkmış. Neyle? İksir, aloe vera jel, zerdeçal. Yani özel bir formül gerekir. Öyle rastgele değil. Şimdi bir tanesi doçent doktor beyefendi hazretleri televizyona çıkıyor. Kanseri iyileştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız diyor. Vatandaş da şikayetçi olmuş. Gittiler, baskın yaptılar zabıta. Adam hayvan yeminden kapsül üretiyormuş. Ne oldu? Hepsini imha ettiler. Kaçtı Amerika'ya. Yani bu işin de çok şarlatanını yapanlar var. Şikayetçilik çok diz boyu. Biz şimdi mesela ekstrak getirdik. Gümrükten hala alamadık. 130 kilo, 35 bin dolar para ödedik. Yok analiziydi, yok şusuydu, yok busuydu. Neye mal oluyor? 1 kilo ekstrak neredeyse 500 liraya mal oluyor. 1 kilo ekstraktan kaç kapsül çıkar? 14-15. Kâr etmiyoruz ki. Bizimki nedir? Vatandaş alışverişte görsün Nasrettin Hoca hesabı. Biz o 500 liraya 15 kutu hap üretiyoruz. Adam 5 liraya hayvan yemine ne yapıyor? Üretiyor. Ama doçent doktor olunca vatandaş diyor ki bu adam ilim adamı. Ya doçent doktor ama en büyük üçkağıtçı. Maalesef. Gülünecek halimize, ağlanacak halimize gülüyoruz ama ne yapalım? Anlatıyorum kimse akıllanmıyor. Allah akıl fikri versin diyelim. Bu kreatin nedeniyle, kreatini yani böbrek yetmezliği nedeniyle kreatin yükselmiş. Bana geldiğinde dedim ki parathormonu da çok yüksek. Bu dedim, bu parathormonu bu kadar yüksek. Efendim 327 en fazla 65 olması gereken parathormonu tiroid bezindeki nodül nedeniyle 327. Dedim kreatin tamam yüksek, böbrek yetmezliği var ama tiroid bezinde de anormallik var. Burada nodül var. Evet ama onu doktor önemsemedi. Niye? Kreatin önemli dedi. Tamam da bu hormon anormalliği devam ettikçe ne olacak? Bütün bünyenin hormon dengeleri bozuluyor. Parathormonu yüksek olması birçok hormonları bozuyor. Ne yaptık? Biz buna şunu kullan dedik. Bu vatandaş kullandı. 52 yaşında 327'den 84'e düştü. Kaç günde? 50 günde. 327'den 84'e düştü. Beni aradın, sağ olun, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hiçbir şeye gerek kalmadı, ameliyata gerek kalmadı. Burada bir başka vatandaş da bu Derya Hanım. O tiroid bezinde sağ lobda birkaç tane nodül, sol lobda birkaç tane nodül, bayağı çok. Doktoru demiş ki tiroid bezini tamamen alacağız. Çaresi yok çünkü çok nodül var. 2 santim vesaire, zincir gibi. Ben dedim ki ameliyat için vaktiniz var mı? Ya var tabii ki. O zaman deneyelim. Denedik. 2 ayda nodüller eridi. Artı bir de kilo verdi. 8 kilo. Hem kilo verdi, hem nodüllerden kurtuldu, hem ameliyattan kurtuldu. Yani önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru ürünü kullanacaksın. Şimdi ben bir şey söylüyorsam belgeye göre konuşurum. Zerdeçal diyorum, kansere karşı etkili. Nereden biliyoruz? İnternete gir bak. 5000 klinik araştırması yapılmış. 5000 dünyada. Bir klinik araştırması $1.000.000'la başlıyor. $1.000.000. Biz yapamıyoruz. Neden? Paramız yok. Ama Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Kore'de yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Mesela narın kabuğunda, nar Türkiye'de yetişir. Narla ilgili, narın kabuğundaki etken maddeyle ilgili klinik araştırmasını başkaları yapıyor. Oysa Türkiye'de yetişiyor. Merkezi burası. Kansere karşı punikik asit içeriyor. Punikik asit ne yapıyor? Her hücrenin içerisinde 17. kromozomda bir protein var. Buna P53 denir. Gen. Bunu güçlendiriyor. P53 güçlenirse ne olur? Vücuttaki her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanserdi, miyomdu, nodüldü vesaire vesaire hepsini temizler. Belge var, bilgi var. İsteyen girebilir internetten. Şimdi de Çinliler bir araştırma yaptılar. İndigoyla, yani bu mavi boyayla, civit, elbise boyanmasında kullanılan civitle ilgili. Bu ne yapıyor? Birleşimindeki etken madde bağışıklık sistemini, lökositleri, lenfositleri harekete geçiriyor, güçlendiriyor. Kansere karşı etkili olduğu, lösemiye karşı etkili olduğu, KOAH'a karşı etkili olduğu, kistik fibrozu erittiği belgelendi. Çinliler yapıyor bunu. Türkiye'de yetişen bir bitki. Biz de inşallah bir gün araştırma yaparız.